İlkim xanım, sizi xoş gördük. Çox təşəkkür edirik ki, bizim şirkətin dəvətini qəbul edib. Tomra Collection'ın nümayəndəsi olaraq bizim tədbirlərimizə qatılmışsınız. İlk başta sizin COP29 ilə bağlı və bu tədbirlərdə Azersun Holding şirkətinin etkinlikləri ilə bağlı, tədbirləri ilə bağlı təsvüratlarınızı öyrənmək istəyərdik. Tabii. Öncelikle ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Biz COP29'a bu sene katıldık ve sizin davetinizle de panelinizde konuşmacı olarak yer aldık. COP29 tüm ülkeden temsilcilerin geldiği, Azerbaycan'ın Bakü'nün de ev sahipliği yaptığı oldukça etkili bir toplantı oldu. Biz de Tomra Collection olarak burada ülkelerin pavilyonlarında irtibatlarda bulunma şansımız oldu. Toplantılar yaptık. O yüzden de bizim için oldukça etkili oldu. Aynı zamanda sizin de davetinizle hem kağıt karton gibi atıkların hem de diğer atıkların, atık yönetiminin Tomra Collection tarafındaki tecrübelerini, deneyimlerini paylaşma fırsatı bulduk. Teşekkür ediyoruz tekrar davetiniz için. Çok sağ olun, teşekkürler. Sizin bu sektörde büyük tecrübelerinizi dikkate alarak bazı sorularla size müracaat etmek istedik ve bununla bağlı fikirlerinizi bilmek bizim için maraqlıdır. Maraqlı fikirlerden biri bundan ibarətdir ki, sizsə Azərbaycanda təkrar emal sənayesini genişləndirmək üçün daha neler yapabiliriz biz? Bir kere evet, Tomra Collection firmasının 52 yıllık bir tecrübesi var bu alanda. Hem atıkların toplanması hem de bu atıkların ayrıştırılması konusunda aktif olarak çalışıyor. Firma bu anlamda aslında 52-53 yıllık bir tecrübeye dayanıyor. Kuzey Avrupalı bir şirket ve birçok ülkede de aslında tecrübelerimiz var. Tabii geri dönüşüm ekonomimizin artık olmazsa olması, biz artık birçok ülke için de geçerli, Azerbaycan için de geçerli, döngüsel ekonomiye doğru geçiyor olmamız gerekir. Lineer ekonomiden, doğrusal ekonomiden döngüsel ekonomiye. Bunun birçok aslında artısı ve avantajı var. Öncelikle aslında tabii ki ekonomiye çok büyük bir katkı. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmış ve aslında biz atık ya da tullantı değil, ham madde diyoruz tabii. Tüm bir malzemeye. Çünkü artık bir sanayi için kullanılacak bir takım ham maddelere dönüşmüş oluyor bu atıklar. Geri dönüşüm sürecinin en baştan sonuna bakacak olursak da tabii ki artırmak için yapılması gereken çok fazla şey var. Bunun öncelikle çok iyi bir yönetmelik ve regülasyon. Karar vericilerin bu anlamda Azerbaycan'daki tutumlarını oldukça beğeniyoruz. Oldukça kararlılar. Gördüğümüz o ki aslında atıkların kaynağında ayrı toplanması için de birçok ekipman var. Eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarında bunun mutlaka desteklenmesi gerekiyor. İlkokul çağındaki çocuklarla birlikte. Çünkü artık günümüzde çocuklar annelerine ve babalarına bir şey öğretiyorlar. Okulda öğrendikleri şeyleri gelip evde uygulamak istiyorlar. O yüzden de eğitim de aslında bir ikinci adımda en önemli konu. Bir diğer konu ise geri dönüşüm oranlarını artırmak için aslında iyi bir finansman yaratmak. Bu anlamda da üretici sorumluluğu çok kıymetli. Üreticilerin mutlaka baştan uca sizin de içinde olduğunuz aslında genişletilmiş üretici sorumluluğuna ilişkin mevzuat çalışmaları oldukça değerli. Çünkü başından sonuna kadar, atık olana kadar bir malzemeyi mutlaka üreticinin sorumluluğunda tutan bir tanım bu. Bu tam anlamıyla finansmanı bu şekilde sağlamış oluyoruz. Belki en son nokta olarak da şunu söyleyebiliriz. Mutlaka teşvik mekanizmalarında çalıştırılması gerekir bu anlamda. Toplama içinde bu teşvik mekanizmaları oldukça önemli. Evet, aslında burada çok güzel bir meseleye değindiniz. Bildiğiniz gibi Azerbaycan'da geri toplama oranı neredeyse 14.5-15 civarındadır. Evet. Ve burada da dediğiniz gibi önemli yerlerden biri tullantıların mənbəyində ayrı toplanması çok önemli. Doğru. Yer tutur ve daha çok yapılması gereken işlerden en önemlisi oradadır. Peki sizin fikrinizce bu sahede neler edebiliriz? Yani Azerbaycan'da bu sektörü genişlendirmek için işin bu tarafında neler yapılabilir? Toplama anlamında aslında ayrı toplamak için öncelikle bizim geri dönüşemeyecek olan, yani direkt ham maddeye dönüşemeyecek olan malzemelerle geri dönüşebilir malzemeli bizim ve tüm dünyada aslında ikili toplama dediğimiz konuda mutlaka çalışmaya başlamak gerekiyor. Bu anlamda hem teşvik hem de cezalar çok önemli.
Çünkü insanların öğrendikleri şey, eğitim önemli dedik ama bunları yaşamlarına bir davranış olarak kazandırmaları için bir altyapı kurulması gerekiyor. Bildiğimiz şeyi ancak davranışa çevirdiğimiz zaman sürece dahil olabilir insanlar. O yüzden de bazı cezaların vatandaşa karşı ya da özel sektöre karşı mutlaka uygulanması gerekir ki çevrenin temiz tutulması. Biz hep şunu söylüyoruz, bugünün çevresinde biz temiz ve sağlıklı bir şekilde yaşıyoruz ama bir sonraki nesil için de bunu mutlaka garanti altına almamız evet. gerekiyor. O yüzden de aslında toplamayla, atıkların toplanmasıyla birlikte temiz toplamayı hedeflememiz lazım. Kirlenmemiş atık en değerli atıktır, ham maddedir. Direkt ham maddeye dönebilir. Bu şekilde bakıyoruz biz. Çok güzel. İlçin Hanım, başka suallarımızdan biri bundan ibaretti ki, demin məlumat verdiğiniz kimi sizin 50 ildən fazla bir təcrübəniz var. Evet. Bilmək istəyərdik ki, ümumiyyətlə bu təcrübə boyunca yaptığınız ən önəmli işlər ve aldığınız nəticələr nelerden evet. ibarət olub? İlk önce mesela hansısa bir fəaliyyətlə ilgili önceki durum neydi? Sonraki durum nasıl oldu? Onları eşitməkdən de memnun oluruz. Tabii. Tomra Collection şirketi aslında birçok alanda fəaliyyət gösteriyor. Gıda alanında, geri dönüşüm ve ayrıştırma alanında, madencilik alanında da faaliyet gösteriyor. Ama bizim en çok çalıştığımız konu aslında depozito iade sistemi. Bu alanda biz %75 pazar payına sahip bir şirketiz. Yaklaşık 85 bin otomatla, iade makinesiyle tüm global anlamda baktığımızda 60 eyalet ve ülkede 40 milyara yakın içecek ambalajını topluyoruz. PET şişeleri, metal şişeleri hem tekrar doldurulabilen hem de geri dönüşüme gidecek cam şişeleri de depozito iade sistemiyle toplanıyoruz. Biraz rakamlardan bahsedecek olursak, yaklaşık bu sistem 16 Avrupa ülkesinde önümüzdeki seneyle birlikte 17 Avrupa ülkesinde uygulanıyor. Bu sistemde en başarılı ülkelerden birisi Almanya. Almanya'da bizim de teknolojik olarak yapmış olduğumuz çalışmalarla birlikte üretilen miktarın atık olduktan sonra yaklaşık %98'i toplanıyor. Bunu Hollanda, Danimarka takip ediyor. Birçok farklı uygulamalar var. Bu sistem birçok ülkelere uyarlanabilir. Burada amacımız temiz ve etkin bir şekilde atıkları toplamak, hatta mümkünse atık olmadan sonra öncesine tekrar doldurulup kullanabilmek. Evet. Burada amacımız bu. Temiz toplamayı hedefliyoruz. Bu şekilde rakamlarla açıklayabilirim. Amerika'da ve Avustralya'da da farklı eyaletlerde farklı iş modelleriyle bu süreci yürütüyoruz ama sistem aslında geliştirmiş olduğumuz teknolojilerle toplama oranlarını genelde %97-96'lara çıkarmış durumdayız. Çok güzel. Gerçekten de başarılı neticelerdi. Son olarak bildiğiniz gibi Türkiye'de sıfır atık projesi hayata geçirilir. Ve bu projenin çok kısa bir özetinden ve ulaşmak istediği neticelerden tabii. bahsedersiniz. Çok memnun oluruz. Tabii ki. Bir yönetmeliğimiz var, sıfır atık yönetmeliği. Sayın Ebine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan, 2019 yılında başlayan aslında bir hareket, bir çevre hareketi. Neredeyse Türkiye'nin en büyük çevre hareketi diyebiliriz buna. 2020 yılında bir yönetmelik yayınlandı, sıfır atık yönetmeliği. Bu yönetmelikle birlikte vatandaşların yoğun olarak bulunduğu hastaneler, oteller, üniversiteler, üniversite kampüsleri, oteller gibi, okullar gibi yerlerde atıkların direkt olarak ayrıştırılmasına ilişkin bazı yaptırımlar getirildi. Çünkü amacım biraz önce de söylediğimiz gibi ülkenin de amacı atıkları temiz bir şekilde, ayrı bir şekilde toplamak. Sıfır atık belgesi alan kuruluşlar, bu kuruluşlar mutlaka bir müracaat yapmak zorundalar ve bu belgeyi almak mecburiyetindeler. Belediyeler de aynı şekilde bu yönetmeliğe tabiler. Bu yönetmelikle birlikte aslında yaklaşık %30-35 gibi olan geri kazanım süreçlerin buradaki hedeflerini %70'lere çıkarmak, sonrasında da Türkiye'de başlayacak depozito iade sistemiyle birlikte %80'lerin üzerine taşımak. Asıl amacımız bu. Çok güzel İlçin Hanım. Sizden bu təəssüratlarınızı və təcrübələrinizi bölüşməkdən çok memnun olduq. Ben de çok memnun oldum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Davetiniz için.